Öyle kuru kuru olmaz. Kutlayacağız bunu. Zahmet etmişsiniz. Çok zarifsin Hülya, sağ ol. Sabah dedim ama değil mi? Kutlayalım bunu diye. Seni tahliye ettirdiğimiz delili Deniz buldu. Nasıl? Neyi buldu? Sabahın altısında evden çıkmış. Çiftlikle Polonezköy arasında yol yapmış. Bir banka şubesi görmüş. Sabah beni aradı. Kamera kayıtlarından Mirat'ın arabasını görebiliriz belki dedi. Sonra ben de banka müdürüyle görüştüm. Ricamı kırmadı, kayıtları izletti. Arabayı görünce de bunu kutlayalım dedim işte. Teşekkür ederim Hülya. Rica ederim. Her zaman. Hani elimden ne gelirse. Suçlu olduğunu bir an bile düşünmemiştim zaten. Peki hadi geçelim o zaman. Pasta yiyeceğiz. Burada oturalım. Tamam, nasıl isterseniz. Bence bugünü bir başlangıç olarak kabul edelim. Birbirimize karşı ön yargılarımızın kırıldığı ve yeni bir dostluğun başladığı bir gün olsun. Ben Deniz'le de Mirat'la da dostum zaten. Mirat'la benden söz ediyorum Necat. Ne dersin Mirat? Bir bakmışsın, herkesten daha yakın dost olmuşuz. Vallahi Hülya. Pardon. Kim arıyor? Bankadan bir kız. Konuşmak istemiyorum şimdi. Ne diyordun Mirat? Çok acil. Hemen ara. Yine o kız. Depresyonda da illa benimle konuşmak istiyor. Hemen geliyorum. Bizim hanım da akıl çok ya. İsteyene böyle dağıtıyor işte. Mirat tepsiyi verecek mi? Bir tane daha içersiniz değil mi? Zahmet olmaz hanımefendi. Yok ne zahmeti. Şey ya ben size abi diyebilir miyim? Tabii ki. Vallahi Necat abi ilk gördüğüm andan beri diyorum yani. Siz başkasınız. O kadar diyeyim. Sağ ol. Neymiş bu çok acil olan? Denizlerin yanındayım. Zırt pırt arıyorsun. Reddediyorsan belli ki bir şey var. Alihan İstanbul'a geliyor Deniz'le konuşmaya. Yeterince acil miymiş? Ne dedin? Ne zaman? Birkaç gün sonra. Hafta sonu. Biletini almış bile. Nereden çıktı bu? Bana evlenme teklif etti. Onu orada tutacak bir şey yap. Her şeyi ben mi düşüneceğim? Bir gün kendini de beni de yakacaksın. O olacak. Kadın yine bir şeyler karıştırıyor ama hadi hayırlısı. Yok hasta numarası yemez. Hastaneye gidince anlaşılır zaten. En fazla bir iki gün kazanırız. Ya kafaya koymuş gelecek diyorum. Yok, o olmaz. Onu hukuki bir sorunla bağlayamayız. Ancak onu içeri tıktırırsak buraya gelemez. Hapis mi? Evet. Üzerine bir suç atmamız lazım. Ne gibi? Onu tutuklattıracak bir şey. Cinayet mi? Ay saçmalama. Adam mı öldürteceğiz adamı içeri tıktırmak için? Ay ne bileyim, sen öyle söyleyince aklıma ilk o geldi. Of. Ne yapacağız Hülya abla ya? Bir şey bul ne olur. Bilmiyorum Şebnem. Düşüneceğim tamam mı? Hadi kapatıyorum ben. Necat. Kalkalım mı? Bir sorun mu var? Kızla konuşmaktan içim sıkıldı. Bir bunalım, bir bunalım.
şu adamı evliliğe ikna edemeyen kız mı? Hani arayıp duruyor. Aynen. Hadi. Bize müsaade. Erken oldu böyle. Görüşürüz Mirat. Görüşürüz. Görüşürüz. Deniz'ciğim görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Deniz abla, ben bir banyoya gireceğim de sen buraları halledersin değil mi? Tabii hallederim. Ben sana yardım edeyim. Hülya gerçekten şaşırttı beni. Kendi mi istedi yardım etmeyi? Evet. Necat'a söylemiş ben hallederim diye. Eğer biz isteseydik zaten izlettirmezlerdi. Mahkeme istesin derlerdi. Dolayısıyla senin de çıkışın birkaç günü bulabilirdi. İlginç bir kadın. Eski hükümlüyüm diye demediğini bırakmamış Kenan'da. Sağduyusu galip geldi demek. Bu seferlik değil. Şu masada otururken mutluluğun tarifini yapmıştın, hatırlıyor musun? Evet. Mutluluk bazen paylaşılan bir portakal dilimidir demiştim. Ben de yan yana bulaşık yıkamaktır diyeceğim ama seninki kadar şiirsel olmayacak. Öyle ama. Sen bak. Efendim. Alihan. Alihan mı? Alihan mı dedin? Ben epey bekledim seni. Ver şunu. Alo. Alo. Alihan. Kapatmış. Seni nereden tanıyor? Ha? Seni nereden tanıyor dedim. Deniz. Otur lütfen. Peki Necat niye söylemedi bana? Deniz kim inanırdı bana? Gizli numara. Sesini duyan bir tek benim. Necat inandı. Ben de inanırdım. Nereden buldu acaba numaranı? Daha önemlisi seni nereden tanıyor? Buluşabilseydim hepsinin cevabını alacaktım. Peki ne istiyor senden Mirat? Niye Necat'la ya da benle değil de seninle konuşmak istiyor? Hiçbir fikrim yok. İnan. Şimdi de acil dönmem lazım dedi. Gelince tekrar arayacağım seni dedi. Kafam kazan gibi oldu. Necat'la karakolda konuşurken belki de biri Ali Hanım diye yeminledi seni. Maksat ortadan kaybolman, şüpheleri üstüne çekmen dedi. Ya olanlara bakınca benim de aklıma yatmıyor değil. Ama şu ikinci telefon bilmiyorum. Ya Mirat ben o gece gördüm onu. Hatırlıyor musun at çiftliğinde? Ertesi gün Aksaray'da kaldı 5-6 saat. Derken emniyetten aradılar ortadan kayboldu. Şimdi de kalkmış seni arıyor. Ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum ki. Aklıma ne geliyor biliyor musun? Ama lütfen yanlış anlama söyleyeceklerimi. Ben seni asla yanlış anlamam. Rahat ol. Keşke diyorum bir kaza falan geçirse. Ya da bir suça bulaşsa. Hastanelik olsa ya da karakolluk. İşte o zaman karşısına geçip haykırarak hesap sorabilirdim ona. Seni bu kadar öfkeli görüyorum ona karşı. Mirat ne yapayım sen söyle. Bir kadın için terk etti bizi.
İki çocuğumla ortada kaldık. Kandırarak boşadı. Sen biliyorsun neler çektiğimizi. Her şeyimizi satıp savup gitti. Hiçbir şey söylemeyeyim mi? Ha? Deniz, kendini nasıl rahat hissedeceksen öyle davran. Ben sadece senin üzülmene dayanamıyorum. Hepsi bu. Varlığına o kadar şükrediyorum ki. Hayat en değerli incisini sunmak için beni bu kadar dibe çekiyor acaba? Deniz. İyi geceler. İyi geceler inci tanesi. Onun diye ne kadar dua ettim bir bilsen. Sağ olasın Salim. Sen ki hiç tanımadan bize kol kanat gerdin. Rabbim ayağına taş değdirme. Sağ olasın. Sağ ol. Rahatın yerinde mi? He ya. İyidir. Sen geldin ya. Ardımızda karlı dağ gibi. Deniz Hanım, vaktiniz varsa biraz sohbet ederdik. Mirat'ta biraz hava alacağız. Başka zaman. Size afiyet olsun. İnci'yi merak ediyordun ya. Gidip bakalım mı? Harika olur. Deniz abla, sen çorba içmiyor mu ya? Çok güzel olmuş ama. Fikri abla yemek yapmayı unutmamış. Bakma, sen işe yaradı. Eli işte, gözü oynaştı ama. Serkan garibim gördüğü yerde kaçacak delik arıyor ya. Yemek yedin mi? Yemedim ama hafif bir şeyler alırım. Tamam. Emniyet müdürü arıyor. Alo? Buyurun müdür bey. Ne haberi? Ne? Nerede? Kıbrıs'ta mı? Şaka mı yapıyorsunuz? Peki suçu ne? Ne? Peki orada mı yaşıyormuş, tatil falan mı? Girne'de. Peki otelin adını biliyor musunuz? Teşekkür ederim haber verdiğiniz için. İyi günler. Deniz, Alihan'la mı? Alihan'ı tutuklamışlar. Benim hemen Kıbrıs'a gitmem gerekiyor. Dur, uçaklara bakalım. Biraz ben uçağa binemem, benim fobim var. Ya otobüste ben Mersin'e giderim, oradan geçerim bir şekilde adaya. Beni otogara kadar bırakır mısın? Boş ver otogarı. Ben götürürüm seni Kıbrıs'a. Olur mu canım öyle şey? Seni bu halde asla yalnız bırakmam. Mirat doğru söylüyor Deniz abla. Şimdi tek başına gitmen olmaz. Neyle karşılaşacağın belli değil. Kafan da yerinde değil zaten. Sen de işinden gücünden olma şimdi. Ne olacak canım bir iki günden? Hemen çıkmak ister misin? Evet. Mirat çok teşekkür ederim. Lafı olmaz. Ben Nevzat'a haber vereyim. Sen de hemen toparlan. Tamam. Bir de şey, babama ne diyeceğim? Çocukların bilmemesi gerekiyor. Ne diyeyim, ne söyleyeyim? Şey diyeyim. Anne tarafından bir araziye bakmam gerekiyor falan diyeyim. Niğde'ye gidiyoruz diyeyim. Olur mu? Sen nasıl istersen. Tamam. Sen hiç merak etme Deniz abla. Ma kafe ne olacak? Biz Fikri ablayla idare ederiz ya sen dönesiye. Kapının önünden saat başı dolmuş geçiyor. Teşekkür ederim. Hadi sağ salim gidin gelin. Deniz abla nereye gidiyor? Anlatırım ben sonra sana. Alo baba. Şimdi emniyetten aradılar. Alihan tutuklanmış Kıbrıs'ta. Biz şimdi apar topar oraya gidiyoruz.
Ben de bilmiyorum baba, emniyetten dedikleri bu. Sen çocuklara göz kulak ol, olur mu? Yok, yalnız gitmiyorum. Nilat'la gidiyoruz. Hadi Ozan sana emanet. Duanı eksik etme ne olur. Hadi görüşürüz. Lefkoşa Merkez Cezaevinde tecavüz suçlamasıyla tutuklanmış. Girne'de bir butik otelin gizli ortağı. Sen ne yapıyorsun Alihan? Deniz. Dalmışsın. Ne yapayım Mirat? Kafamda bir sürü şey var, bir sürü soru. Ne? Ha. Şey, ikimize pijama, diş macunu, diş fırçası falan aldım. Bir de sana saç fırçası aldım. Ne kadar düşüncelisin. Teşekkür ederim. Çorbanız diğerleri de birazdan gelecek. Bu kadar sessiz olmana alışık değilim. İçimden sürekli Alihan'la konuşuyorum. Soracak o kadar çok sorum var ki. Anlıyorum. Şu suç. Tecavüz. Aklımı çalmayan Mirat. Alihan bunu yapacak bir insan değil. Asla değil. Doğrudur. İyi ki nüfus cüzdanımı değiştirmemişim boşandıktan sonra. Yoksa görüşemezdik cezaevinde. Evet. Sen hiç Alihan'ı gördün mü? Fotoğrafını yani. Nereden göreyim ki? Ne bileyim, internetten falan belki. Beni sana yaşattıkları ve senin ona hislerin dışında başka hiçbir şey ilgilendirmiyor desem. Hala cüzdanında. Alışkanlık. Çocuklar sana benziyor ama. Özellikle Ozan. Ece bazı karakter özelliklerini babasından almış. Alihan da fevridir mesela. Sinirlendiğinde yıkıp döker. O da peşin hükümlüdür Ece gibi. Neyse. Deniz. Mümkünse bir şey düşünmemeye çalış. Kafanı dağıt, yemeğini ye. Bak onca aydan sonra nihayet yüzleşeceksin onunla. Bu iyi bir şey. İçini dökebileceksin. Kafandaki sorulara öyle ya da böyle cevap alabileceksin. Haklısın. Şu an bu bile mucize gibi. Deniz. Bir şey mi oldu içeride? Tamam. Ağla. Dök içini. Yeter ki içinde acı kalmasın artık. Ah Mirat. Sana şu yaşattıkları için onu feci pataklamak geçiyor içimden. Merak etme ben yaptım. Anla oğlum. Vurdum ona. Hem de birkaç kez. İyi yapmışsın. Bayağı tokat attım. Harika. Eline sağlık. Evet, daha iyiyim. Bu son Mirat. Ben burada bir sayfayı kapattım. Artık ne evliliğim için, ne Alihan için tek damla gözyaşı dökmeyeceğim.
Gidelim mi? Evet, eve dönelim. Ama bir süre hiç konuşmayalım, olur mu? Bana hiçbir şey sorma. Lütfen. Tabii. Ozan çok korktu. Anlayamadı. Ece yıkıldı. İsyan etti. Bizi terk etmenin travmasını yavaş yavaş atlatıyorlar. Ve Alihan, sensiz bir hayat kurduk biz. Üzüntüden bebeğimi kaybettim. Doğruyu söyle. Dönecekler değil mi? Kaç defa tekrarlayacağım oğlum? Dönecekler tabii. Annemin sesini duymak istiyorum. Dur arayalım madem. Rahat etmeyeceksin sen. Deniz, Ozan seninle konuşmak istiyor kızım. Anne. Canım, oğlum bir taneciğim. Ne zaman döneceksiniz? Biz şimdi yoldayız ama çok uzaktan geliyoruz Ozancığım. Ya bu gece, bu gece olmazsa da en geç yarın oradayım. Mirat amcam. O da yanımda, araba kullanıyor. Onunla da konuşabilir miyim? Tabii ki, bir saniye. Ozan sesini duymak istiyor. Ozan merhaba. Merhaba Mirat amca. Bizi merak etme, çok iyiyiz. Evi de sizi de çok özledik. Mirat amca, bana söz verdin, unutma. Beni hiç bırakmayacaksın. Asla. Annemi de koruyacaksın. Ama kimse üzmeyecek. Sana güveniyorum. Hayatta olduğum sürece koruyacağım. Seni seviyorum küçük adam. Dede Mirat amca bana küçük adam dedi. Ben de seni çok seviyorum Mirat amca. Annemi de. Görüşürüz. Hani ağlamayacaktın? Ağlamıyorum. Sadece çok duygulandım. Koltuğu yatır istersen, gözlerini yum. Uyumaya çalış ha. Olmaz, sen de en az benim kadar yorgunsun. Hiç uyumadın. Hani ben de yön kavramı olsa ben kullanayım diyeceğim ama kafam da çok dağınık. Rahatına bak sen, idare ediyorum ben. Hadi yat. Kapat şu uzunları. Ay ne kadar saygısızlar ya. Hadi yol boş olsa neyse. Kaza yaptıracaklarını sana. Daha iyi misin? İyiyim. Beni kendi haline bıraktığın için teşekkür ederim. Bazen böylesi daha iyidir. Sisler çöker. Sular durulur. Her şeyi daha net görürsün. Öyle ama sen hiç iyi görünmüyorsun. Çok yorgunsun. Çok bitkin değilim de gözlerim yanıyor biraz. E çok doğal, birkaç saat uyuduk. Bütün günde araba kullandık. İstersen yol kenarında bir otel falan bulursak bu gece orada konaklayalım. Yarın sabah erkenden yola çıkarız. Aslında iyi olur. Deli mi ne? Bir de bize sabotör yapıyor.
Ha, ben de Deniz. Kıbrıs'ta trafiğin sol şeritten aktığını unuttum. Ay tabii ya. Hay Allah, kullanabilecek misin? Mecbur. Sen de çok yoruldun. İstersen buralarda bir otelde kalalım ha. Sabah Lefkoşa'ya devam ederiz. Olur, sen nasıl istersen. Şurada durayım mı? Olur, ben de çok yoruldum zaten. Bir an evvel uzanmak istiyorum. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Buyurun. İyi akşamlar. Biz iki oda rica edeceğiz, sabah ayrılacağız. Maalesef boş tek odamız var, iki yataklıdır ama. Tamam, başka otele bakalım o zaman. Nasıl isterseniz efendim, semester tatili nedeniyle otellerin hepsi doludur. Mirat, gece gece otel aramayalım. İkimiz de bitkiniz zaten. Ben lobide kalırım, sen rahat et o zaman. Olur mu öyle şey? Baksana iki yatak var dedi zaten. Peki. Kimlikleriniz lütfen. Buyurun. Buyurun hanımefendi, 212 numaralı oda. Sen odaya geç. Ben 15 dakikaya gelirim. Buyurun efendim. İyi geceler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Günaydın. Ay, külçe gibi uyumuşum. Aynen. Ben yüzümü yıkayıp aşağı ineyim. Sen duş falan alırsın belki. Kahvaltı yapıp Lefkoşa'ya geçeriz. Ya Mirat, aslında hazır Girne'deyken şu otele baksak mı? Ha?
ortağı kimmiş, olay neymiş öğrensek. Alihan'a güvenmiyorum çünkü. Sen nasıl istersen. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlı mısın? Kafam alt üst. Aylar sonra ilk kez Alihan'ı göreceğim. Yüzleşeceğim. Aslında hem istiyorum hem de istemiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Biz bir gecelik iki oda rica edeceğiz. Hay hay. Kimliklerinizi alabilir miyim? Tabii. Siz çıkabilirsiniz. Balonunuz var mıydı? Yok. Yemek isterseniz büyük salona geçebilirsiniz. Servisiniz devam ediyor. İyi istirahatler, afiyet olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ne alıyorsunuz efendim? Ben bir zeytinyağlı tabağlayayım. Ben de aynısından. İçecek? Su. Buraya biraz garip kaçtık galiba. Hiç aldırmıyorum. Aslında ben de. İyisin değil mi? İyiyim. Alihan'la yüzleşmek çok iyi geldi. Sorular, korkular, kaygılar hepsi geçmişte kaldı. Sanki büyük bir kabustan uyanmış gibiyim. Öyle hissetmene sevindim. Onu görünce duygusal olarak etkilenirsin diye düşündüm. 18 yıl berabersiniz. İyi bir evliliğiniz olmuş. Kolay değil. Son ayları saymazsak evet öyleydi. Biz hiç birbirimize sesimizi yükseltmedik. Aynı yataklarda yatmadık. Hala birbirimize aşık bir çift. Bu yüzden de çok yıkıldım ya. Anlıyorum. Ne evlilikler biliyorum. Aşk yok, uyum yok. Aynı yatağı bile paylaşmıyorlar. Öyle olsaydı zaten katlanmaz mı bu ikiyüzlülüğü? Çıkarlar için sürdürülen bir evlilik. Hiç bana göre değil. Zayıflık, aşağılık bir şey. Evlilik kavramını zedeliyor böyle insanlar. Haklısın. Ya insan kendine, karşısındakine neden böyle bir şey yapar ki? Anlamıyorum. İşte benim yaşadığım gibi şeyler olabiliyor bazen. Her şey çok iyi giderken bir anda birileri birden bir arzuya kapılıyor. Ama Alihan öyle değil. En azından Alihan boşanmıştı. Etrafımızda bir sürü kadın var, haberi bile olmadan aldatılıyor. Allah korusun, böylesi daha kötü. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Fena değil. Evet ama senin elin daha lezzetli. Bırak da bari bunu becerin. Sen ne yaparsan en güzelini yaparsın Deniz. Teşekkür ederim. Vallahi sen de olmasan. Raşel. Raşel'di adı.
Gönlüm o kadar kırılmış ki 20 yıldır bir kez bile söylemedim. Şu ana kadar. Çok yazık. Çok güzel bir aşk hikayesi oysa. Evet. O son mektuba kadar. Güzel bir hikaye olarak kaldı. Ama kalbinden atamadın anladığım kadarıyla. Yok. İnan bitti. Hatta külleri bile savruldu benim için. Aslında beni sen iyileştirdin. Ben mi? Evet, sen. 20 yıldan sonra ilk kez bir kadına sorgusuz sualsiz bütün kalbimle inandım. Güvendim. Bu çok büyük bir sorumluluk. Ben de hata yapabilirim. Hepimiz hata yaparız. Demek istediğim, yüreğine inandım. Dürüstlüğüne. İçi dışı bir oluşuna. Peki Selma? Onunla evlendiğine göre demek ki ona da güvendin, inandın. Selma ile olan farklı bir şey. Aşık mısın? Hayır, asla. Peki tutku? Hayır. Ne peki? Affedersin, eğer özeline karışıyorsan bu kadar. Biz sadece doğuma kadar aynı evde yaşıyoruz. Hepsi bu. Hiç anlamıyorum. Sadece şunu bil. Aramızda hiçbir şey yok. Olamaz da. Doğumdan sonra yollarımız ayrılacak. Birkaç ay sonra. Peki bebek? Deniz, bu konuyu kapatalım mı? Tabii. Nasıl istersen. Affedersin, belki de sormamalıydım. Seninle konuşamayacağım hiçbir şey yok. Sadece birkaç ay sonra. Şarkıyı çok severim. Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni. Görünce yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Seni. Ne olur bir şey söyleme. Sadece bu anı yaşayalım. Sonra unutalım gitsin. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver,
Hayat seni sevince güzel, yoluna adadım ömrümden. Gel kaçma güzel, bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel, sana gönlümü verdim nazlı güzel. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasılı güzel. İyi geceler Mirat. Aynen benim. İyi geceler. Kalbimdeki deniz.
Buyurun. Merhabalar, biz dergiden geliyoruz. Mirat Yavuz'la röportaj yapacaktık. Geçen haftadan randevuleşmiştik. Benim haberim yok. Kendisi hipoterapi tedavisinde şu anda. Ama isterseniz size yardımcı olabilirim. Harika. O konuda da görüşecektik zaten. Tamam, görüşürüz. Bugün çok sessizsiniz Mirat Bey. Ne zaman iş esnasında muhabbet ettiğimi gördünüz? Size daha önce de söylemiştim. Uzun yaşamak istiyorsanız hayatı bu kadar ciddiye almayın. Siz de ayağa kalkmak istiyorsanız tedavinizi ciddiye alın ve bu ana odaklanın. Ben de bunu söylemiştim hatırlıyorsanız. Sizi biraz sinirlendiriyorum galiba. Ne oluyor? Kim bunlar? Röportaj için geldiler Mirat. Unutmuşum, kusura bakmayın. Git sil şunları. İndirin beni. Begüm Hanım da değil mi? Evet. Arkadaşımız da Kadir. Ödüllü fotoğrafçılarımız da. Memnun oldum. Hey beyefendi, ne yapıyorsunuz? Verir misiniz makinemi? Bırakır mısınız lütfen? Hastamın fotoğraflarını çekme hakkını nereden buluyorsunuz? Beyefendi lütfen, bozacaksınız ama. Hartun Bey'e ait olanları sildim sadece. İzinsiz çekim yapamazsınız. Affedersiniz. Bu hipoterapi çalışması için bir örnek olacak. Kendinize başka bir örnek bulun lütfen. Affedersiniz Deniz Hanım. Sosyal ve iş hayatındaki konumu göz önüne alınca tepkime hak verirsiniz umarım. Üzgünüm. Hiç önemli değil. Nereden başlayalım? İsterseniz siz atla ilgilenirken Kadir sizi fotoğraflasın, ben de sorularımı sorayım. Olur. Akif, siz şansa hazırlar mısınız? Sor kızım beni. Tamam. Tamam. İnsanların kafası çok karışık. Bu da onları mutsuz yapıyor. Bu noktada da atlar şifa vericidir. Atla iletişim kurduğunuzda ve onunla vakit geçirmeye başladığınızda düşüncelerinizdeki bulanıklık dağılır. Gerçek sorunun ne olduğunu görürsünüz. Sonra çözüm gelir. Bir nevi meditasyon yapmak gibi diyorsunuz. Aynen öyle. Hatta daha fazlası. Hayatta konuşmadan anlaşabileceğiniz kaç kişi vardır ki? Atlar bize sözsüz iletişimi öğretir. Kendi içine net bakabildiğin gibi bir başkasının ruhunu da ayna gibi görebilmeyi. Peki. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz Mirat Bey. Ben teşekkür ederim. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Aynen. Tekrar görüşelim. İnşallah. İyi günler. İyi günler. Atlardan konuşurken seni dinlemek ne güzel. Keşke daha uzun sürseydi. Tam formumda değilim aslında. Bartu'nun tepkisi canımı çok sıktı. Hadi onu anlayabiliyorum da o fizyoterapistinin yaptığı şey neydi öyle? O adam fizyoterapistinden ziyade uşağı gibi. Bir doktor nasıl böyle bir şey yapar? Haklısın. Bana da çok tuhaf geldi. Eve gidelim istersen. Gidelim.
Hülya gelecek. Unuttun mu? Doğru. Unuttum onu. Thank you.
Ben sana bakmıştım aşağıda ama ışıklar kapalıydı sonra. Yukarı çıkarken buranın ışığını gördüm. Pardon ben... Sorun değil. Çok güzel bir atölye. Sen resim mi yapıyorsun? Evet. Yani bazen. Bir gün yakından bakmak isterim. Ne zaman istersen. Burası benim özel alanım. Mirat, ben gerçekten çok özür dilerim. Rahat ol lütfen. Senden sakınacağım hiçbir şey olamaz ki benim. Aslında ben sana bunu vermek istiyordum. Odada bir yere saklayamadım Ece görür diye. Sende kalabilir mi? Tabii. İyi geceler Mirat. Yalnızlık keyiftir, eğer dertliysen. Ayrılık ölümdür, eğer sevdiysen. Yalnızlık keyiftir, eğer dertliysen. Ayrılık ölümdür, eğer sevdiysen. Kurşun sıksalar da geçmez gecenden. Ben kalbinde denize hasretsen. Seni. Ne olur bir şey söyleme. Kurşun sıksalar da. Sadece bu an yaşa. Geçmez gecenden. Sonra. Kalbinde denize hasretsen. Saçlarıma karlar yağsa da.
gözlerime yaşlar dolsa da bu koca şehir beni alsa da yağmur olur dönerim sana. Saçlarıma karlar yağsa da gözlerime yaşlar dolsa da bu koca şehir beni alsa da rüzgar olur eserim sana. Sıksalarda geçmez gecenden kalbindeki denize hasretsen. Saçlarıma karlar yağsa da gözlerime yaşlar dolsa da koca şehir beni alsa da yağmur olur dönerim sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.